Daha eskiden şey var. Şu şeyde oraya çok güzel şeyler buraya. Öncelikle iki ülkenin, iki dost ülkenin, aynı denizi paylaşan iki komşu ülkenin en üst düzey yöneticilerinin bu konuyu tekrar masaya getirmelerinin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Daha önce sizin de takip ettiğiniz gibi Sayın Binali Yıldırım'ın İzmir'den seçilmiş olmasından dolayı İzmir'le ilgili zaten projelerin içerisinde bu vardı. Daha önceki senelere kadar da giden bir çalışmaydı. Ama bir noktaya henüz gelememiştim. Fakat ben şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi en üst düzeyde bu konunun tekrar gündemde masada olması oldukça sevindirici. Biliyorsunuz Ege Denizi çok önemli bir deniz. İki kardeş ülkenin denizi. Paylaştığımız bir deniz ve tarihsel ve kültürel anlamda birbirimize çok yakın olduğumuz iki ülke. Özellikle İzmir ve Selanik hem konumu açısından hem yaşama tarzı açısından İzmir'le birebir neredeyse. Akrabalık dereceleri çok fazla bir şekilde. Benim eşimin bir tarafı Selanik'e dayalı. Veya burada çok Selanik'ten gelen insanlar var. Dolayısıyla bu iki ülkenin sadece ticari açıdan beraberliğinin söz konusu değil, aynı zamanda da sosyal açıdan da beraberliğinin devam etmesi her iki ülke halkı için çok önemli bir konumda olacaktır. Selanik özel bir liman. İzmir biliyorsunuz, İzmir demeyeyim aslında, Türkiye Avrupa üzerinde en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Lojistik açıdan İzmir'den Selanik'e geçiş ve Selanik'ten daha sonrasında otoyollarla Güney Avrupa'ya geçiş açısından çok önemli bir hinterlandı olan çok önemli bir noktadadır Selanik. Dolayısıyla hem ticari açıdan hem de kültürel açıdan değerlendirdiğinizde son derece önemli bir konu. Ümit ediyorum bu defa bu konuyla ilgili daha somut eylemlere geçmiş oluruz. Çünkü geçmişte de bunu her ne kadar fizibilitesini yapıp doğru bir hat olduğunu düşünsek de her iki açıdan da değerlendirince bir takım çalışmalar belli bir aşamada bir noktaya kadar geldi ve tıkandı. Ama ümit ediyorum bu defa bu şekilde gerçekleşmeyecek ve bu hattın açılması her iki ülke açısından zaten çok önemli. Bunun avantajlarını da her iki ülke olarak da yaşayacağımızı düşünüyorum. Turizmine baktığınız zaman sezonsal hareketlilikler söz konusu. Yani özellikle Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye'ye gelişleri aşamasında bu hattı kullanma şansları çok yüksek olacak. Hız kazandıracak. Çünkü İstanbul trafiğine girme gibi bir konu söz konusu olmayacak. Yani İpsala'dan çoğu zaman sezonsal olarak kilometrelerce uzunluğunda kuyrukların gerçekleştiğini hem çıkarken hem girerken bunların her birini biz zaten gözlemliyorduk. Bu bir hız kazandıracak insanlara. Daha konforlu bir taşıma şekli denizcilik. O şekildedir biliyorsunuz. Daha ucuzdur mot olarak. Dolayısıyla petrol açısından önemli bir ithalat kaynağımız biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de hem emisyonun daha da azalması açısından çevreye verdiği zararı da düşünürseniz bu o arabaların yani Avrupa'dan gelen arabaların Türkiye'ye girişlerinin İzmir üzerinden olmuş olması karayolunu kullanmaması anlamına gelecektir. Bu açıdan da çok önemlidir. Bizler aynı kültürden gelen insanlarız. Hepimiz Akdenizliyiz. Yani hafta sonlarında dahi insanlar buradan Selanik'e, Selanik'ten İzmir'e gelecektir. Bu aslında en fazla arzu ettiğimiz şeylerdir. İki kardeş ülkenin bu şekilde bir
yapılanma içerisinde olması herkes için faydası olacaktır. Atatürk'ün evinde herhangi bir böyle sezonsal bir şey de yok. Ben kış aylarında da gittiğimde yine birçok Türk vatandaşının Atatürk'ün evini ziyarete geldiğini, otobüslerle geldiğini, kendi arabasıyla geldiğini gördüm. Dolayısıyla aslına bakarsanız İzmir'den böyle bir yolculukla beraber oraya gitmek, hafta sonunu orada geçirmek, oradaki ziyaretlerde bulunmak ve geri dönmek oldukça güzel. Tabii biz Deniz Ticaret Odası olarak işin ticari tarafını da gözlemlediğimizde neden olmasın diyoruz. Çünkü bizim biliyorsunuz Dünya Lojistik Performansı diye bir endeks var. Bu endekste lojistik performansızlığı etkileyen kriterler var. Bunlardan en önemlileri hız. Dolayısıyla biz ne kadar Türkiye'de üretilen bir ürünü ne kadar hızlı bir şekilde en fazla ihracatta bulunduğumuz Avrupa ülkelerine, Avrupa'daki mağazalara yetiştirebilirsek o kadar çok rekabetçi gücümüz de olur. Güzel olur. Çok iyi olur. Yani. Gitmeyi düşünür müsün? Tabii ki de. Gezmek adına. İnsanlar, İzmir insanı sokağı seviyor zaten. Cümbüş olur bence. Peki Selanik'te Atatürk'ün evi de var değil mi? İnsanlar? Tabii ki de. Yani oldukça güzel olur. İnsanlar Atatürk'ün tarihi açısından. Güzel bir şey olur yani. Güzel olur. İyi olur İzmirliler için. Siz gitmeyi düşünür müsünüz? Giderim. Peki daha önce gittiniz mi? Atatürk'ün gitmedim. Orada. Gitmedim ama çok gitmek isterim. Yani güzel olur. Gideriz eğer fiyatları da uygunsa, pasaport vize uygunsa gidilir tabii ki. Daha önce gitmediniz değil mi? Hayır gitmedim. Peki şimdi Atatürk'ün evi de orada. Hem ticaret olarak hem aslında İzmirlilerin Atatürk'ün evine gitmesi için de değil mi? Evet. Ya güzel bir gezi olur. Sonuçta bir kültür mirası. Atatürk'ün evi orada. Gezilip görülmesi gerekir yani. Atatürk biliyorsunuz bizim için çok önemli bir değer. Geçmişten geleceğe, bugünlere gelmemizdeki en büyük etken. Öyle bir şey olduğunda vize ve kolaylığı da olursa eğer, vize şartı aranmazsa, fiyatlar da uygun olduğunda sürekli olarak gidip gelip görülecek bir yer. Ya, 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 ya